Merhaba sevgili Frankensteinler, nasılsınız? Bugünkü dersimin teması belli. Her gün bana binlerce kişinin sorduğu soruyu cevaplayacağım. Soru, evet, madde neden oluşmuştur? Not, basitçe anlatın, sadece 5 dakikanız var. Tamam, anlaşıldı. Tamam, bu mümkün, merak etmeyin. Evet, başlıyoruz. Size şimdi maddeyi anlatıyorum. Evet. Antik Yunan'da Demokritos bölünemeyen küçük çekirdeklerden oluştuğunu düşünüyordu. Yani bunları ikiye ayırmak imkansızdı. Bunlara Yunanca'da atomos deniyor. Ama atom teorisinin yeniden dile gelmesi için 19. yüzyıla kadar beklemek gerekti. 1808'de Joseph Dalton, Averell ve kardeşleriyle ilgisi yok, hidrojen ve oksijenin birleşerek suyu oluşturduğunu gösterdi. Ve bunlar daima aynı kütle oranlarıyla bir araya geliyordu. Bir yıl sonra G. Lussac bunun hacminde de aynı şey olduğunu gösterdi. Maddenin her biri sabit küçük çekirdeklerden oluştuğu ve bunların belli oranlarda birleştiği tartışmaya açık değildi. Gerçekten de önemli bir konu. Atomlar yeniden sahneye çıkmıştı ama bunlar nasıl birleşiyordu? Bu gerçekten de büyük bir soruydu. Demokritos'un zamanında atomların çengelli olduğu düşünülüyordu. Evet. Tıpkı senin burnun gibi Jacuisa. Böylece atomlar birbirine geçebiliyordu. Çengelli atomlar. Evet. Hayır gülmeyin. Böyle düşünüyorlardı. Bu teoriler küçük tahtalar ve levhalar kullanarak geliştirilmişti. Olabilir, olabilir. Evet, evet. Ama başka biri daha var. Evet. Michael Faraday 1832'de hidrojen ve oksijenden oluşan suya elektrik verdi. Dalton'un teorisini kanıtlamaya çalışıyordu. Bu sayede elektriğin atomları bir araya getirdiğini düşündü. O dönemde atomun küre şeklinde ve hidrojen bir şey olduğu düşünülüyordu. Ta ki Thomson 1847'de elektronu keşfedene kadar. Bundan bir yıl sonra Mary ve Pierre Curie bir atomun iki küçük atoma ayrılabileceğini gösterdiler. Buna radyoaktivite deniyor. Thomson bunun için bir model oluşturdu. Bu tıpkı İngiltere'de Noel'de kuru meyvelerle yapılan pastaya benziyordu. Thomson'a göre atom negatif yüklü elektronların dağıldığı pozitif yüklü bir maddeyle dolu bir küreydi. Ve bunların bütünü elektrik açısından, evet dikkatli dinleyin, nötrdü. Etrafında elektronların döndüğü bir atom size bir şey hatırlatıyor mu? Evet, Gwenfalo. Güneş sistemi. Hayır, ben aslında kocaman bir pasta düşünmüştüm ama aslında güneş sistemi de hiç fena değil. Kapış, kapış. Pekala. Sonunda pasta modeli Ernest Rutherford ve öğrencileri tarafından 1911'de geliştirildi. Onlar altın levhaları alfa parçacıklarının bombardımanına maruz bıraktılar. Bunlar pozitif parçacıklardı. Eğer atom tamamen sabitse alfa parçacıkları ona çarpıp üzerinden geçecekti. Ama alfa parçacıkları altın levhanın üzerinden geçerken sadece küçük bir kısmı yolundan saptı. Bu da atomun temel olarak içinin boş olduğunu, sadece çekirdeğinde pozitif bir nokta olduğunu gösteriyordu. Bu sayede alfa parçacıkları ona yaklaşıyor ve elektronlar da etrafından dönüyordu. Evet, gelin şuna bakın. Yani Thomson'un teorisi astronomiden ziyade fizik alanında da bir yenilikti. Bu sayede 1906 yılında fizik alanında Nobel ödülünü aldı. Nobel fizik ödülü nedir bilir misiniz? Evet, Fransa güzelinin seçilmesi gibi bir şey ama dış güzellik değil, iç güzellik, kapış? Tamam. Evet. Elektronların atomun çevresindeki bir yörüngeyi izledikleri düşünülüyordu. Bu biraz güneşin etrafında dönen gezegenlere benziyor. Werner Heisenberg 1927'de elektronların yörüngesini bilemeyeceğimizi ispatladı. Ve onun kararsızlık ilkesi biraz şunun gibi. Bir bulutun içinde olup hiçbir şey görmemek gibi. Elektronların orada olduğunu biliyoruz. Ama tam olarak nerede? Bu bilim insanlarının bile maddeyle ilgili keşfedilecek daha bir sürü şey olduğunu kabul ettiğini sizden saklamayacağım. Bu canınızı sıktı değil mi? Evet, can sıkıcı. Özetlersek atom modeli günümüzde şöyle bir şey. Pozitif yüklü bir çekirdeğin etrafında bir elektron bulutu var. Bu elektronlar negatif yüklü ve kesin bir yörüngeyi takip etmiyorlar. Evet, işte bu şekilde. Evet, Ernest'in, Tripoli ve sevgili öğrencilerim. Umarım bu açıklama bilgi açlığınızı gidermiştir. Şimdi gidebilirsiniz. Hadi gidin. Hadi dağılın. Evet. Evet, gidin. Gitsenize. Gidin artık. Hadi git. Ah!
Sırtından vurdum. İyi misin? İyi misin?